Allah! Almanya'da bize kaldı benim. Lan şimdi fotoğraf makinesi olsa çekerdik ha. Ben bunu sivilde anlatsam kimse inanmaz. Lan oğlum bildiğimiz koltukmuş be. Gözümüzde fazla büyütmüşüz ha. Ben daha rahat bir şey bekliyordum açıkçası. Hani ben Alban'ın yerinde olsam, ben bunun yerine çek yat kullanırdım. Daha hani böyle çok amaçlı. Vedat, ah sana biraz da ben oturayım. Hadi lan aç köle çalış. Vallahi suratını boyarım. Hadi boyarım lan. Suratını. Lan tombiş, boyayla mı korkutuyorsun lan beni? Lan! Şunu mu getirdin? Ah! Allah! Allah! Ne yapıyorsun sen? Allah'ım! Dur! Sen buyur! Sen... Dur! 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 Allah'ım! Ne yapayım? Otur! Otur oraya da bir daha kalkama Emi! Ben şu anda şok geçiriyorum! Gitme bırak! Ne yaptık biz beyler? Ne yaptık? Siz ne yaptınız? Albay akşam bütün filmaları gösterirse o da istemişti. Ne yapacağız biz? Bizim askerlik bitmez. Bizi ne yaparlar? Ne yaparlar bizi? Ben biliyorum ne yapacaklarını söyleyeyim mi? Söyle. Ahanda şu flamayı görüyor musunuz? Ahanda bu direği görüyor musunuz? Ya işte bizi bu direğe takın. Flama niyetini bütün alayda taşırlar. İşte bunlar salağın, sakarın önde gideni diye çoluk çocuğa bizi güldürürler. Allah! Sakin olun! Sakin olun! Sakin olun, kumandayı ben alıyorum. Al şu üstüpü. Temizle. Emin misin Vedat? Emin olmasam niye söyleyeyim? Manyak mıyım ben? Ruh hastası mıyım? Çabuk sil, çabuk, çabuk, çabuk. Alamak yok, alamak yok. Nasıl oldu? Beter oldu dengesiz. Durma hele ben. Atacağım gittim aşağı. Durma. Durma beni kardumu. Burada tutma git aşağıda tut. Atacağım gittim aşağı. Aşağıda nasıl tutayım tuzak ağzı. Sen benim üstüme düşünce ikimiz beraber pörtleriz orada. Daha iyi ya. Daha iyi ikimiz de pörtleri kurtuluruz. Yok mu bu lekeyi çıkartmanın bir yolu? Yok. Reklamlarda yakadaki ketçap lekesi, çoraptaki çimen lekesini söylüyor bu dengesizler. Flamadaki boya lekesini söylemiyor. Buldum. Bir kadına sormak gerek. Bu işten ancak bir kadın anlar. Doğru diyor Vedat. Tamam. Şey, buldum. Şeye soralım. Deniz Yüzbaşı'ya soralım. Yok. Albayın karısına, komutan yengeye soralım istiyorsan. Dengesiz! Dengesiz! Sen bize yardım et Allah'ım ne olur. Ya Rabbil Alemin temiz emellerimiz için istiyoruz. Bize bir kadını mahlukat yolla ya Rabbi. Amin. Ana duamız tuttu. Hayır Allah'ım sayılmaz sayılmaz. Bu bızlık ne anlar çamaşırdan bulaşıktan. Biliyorum çok fazla oluyoruz ama bize başka bir kadın göndersen. Aa deli midir nedir? Sana demedim sultanım. Sultanım? Buldum. Sultan hemşire. Babam yok mu? Yok. Jumbo albaylığa terfi etti. İleride inşallah o. Bebeğim senden bir ricamız olacak. Ne yap ne et babanın buraya girmesini engelle. Oldu. Bir sınır karakoluna tayin de çıkartayım isterseniz. Ya ben nasıl engelleyeyim koskoca babama? Ya hadi be Suzi seni isterse yaparsın. Hayatta olmaz. Vedat, bu böyle olmayacak. Kontratağa geçelim. Kontratak? Atak. Bebeğim, hı, sen bize bu güzelliği yap, biz de sana 100 kontör verelim. Bunu duymamış olayım. Siz beni ne sandınız? Ben 100 kontra parmağımın ucunu bile oynatmam. Söyle, kaçtan aşağı olmaz onu söyle. Kaçtan aşağı olmaz. Atacağım kendimi şuradan aşağı. Baba, sinirden şu duvarları, flamayı, masayı ne yiyesim geliyor. Anla ne kadar sinirli olduğumu. Aferin. Bravo Suzi, ben rüşvet kabul etmeyeceğini biliyordum zaten.
Biliyor musun, Burak da aynı şeyi söyledi. Benimle ilgili mi? Ne dedi Burak? Burak dedi ki seninle ilgili. Ben dedi Suzi'yi. Ben dedi Suzi'yi. Devam et. Yarısı şimdi, diğer yarısı iş bitince. Ne işi? Sık, sık onu. Evet şekerler, ilk günkü gibi oldu valla. Anam! Bu leke derinlemesine nüfuz etmiş. Lan şişik deterjan reklamı mı yapıyorsun? Bir şey düşün, bir şey yapmamız lazım. Tutmayın beni, atacağım kendini camdan aşağı. Ay tutsana arkadaşım, atacak kendini camdan aşağı. Nereye atıyor? Birinci kattayız. Hep camda parmaklık var, en fazla kafasını çarpar. Şekerler, başka ne yapabilirim ben şimdi bunun için? Bize ilaç ver. İlaç mı? Evet, böcek ilacı. Biz bunu hak ettik. Evet, benimki duble porsiyon olsun. Öbür tarafa haşlayayım gitmeyeyim. Ay durun, ben bir çaresini düşüneceğim. O çamaşır suyu lekeyi hemen çıkartacak. Bak, dedim size şekerler. Vallahi tebrik ediyorum sizi Sultan Hemşire. Çamaşır suyu seçiminde gayet başarılı olmuşsunuz. Yemyeşil flamayı bembeyaz yapmışsınız. Bembeyaz. Anam! Ne ördün lan sen Sultan Hemşire, ne ördün? Bembeyaz yapmışsın bu flamayı. Anam! Ne yaptım lan ben? Gördün mü ne yaptığımı Sultan Hemşire? Tamam, sakin olun şekerler. Biz sizlerden kumaş boyası falan bulun da şunu yeşile boyayalım. Oldu. Burası da çıpıt çarşısı. Gidin hemen bir kumaş boyası satın alırız. Sen bizle alay mı geçiyorsun ya? Sultan hemşire bitti mi? Vallahi kalbim var ya heyecandan güm güm diye atıyor. Hatta dum tıs dum tıs cıstah cıstah diye atıyor. Oha be abi, senin kalbinde ototeyp mi var lan? Tamam şekerler, bu da bitti. Bunu da söktük. Oh be, sonunda var ya rahat bir nefes aldım. Abla geliyor. Ne? Ana! Suçüstü yakalandık. Bak biz yandık. Ulan Suzi, hani babanı oyalayacaktın? Yandık biz. Vallahi babacığım, yüzünün rengi bejle krem arası. Hani dün bir kaza kalmıştım ya Ekru, aynı ona benziyorsun. Kızım yok, hiçbir şeyim yok. Aslan gibiyim, bak. Görüyor musun? Aslan gibi. Ay aşk olsun baba, inanmıyor musun bana? Allah, albay geliyor değil mi? Harbi boylandı. Adam! Şşt, kendine gel. Bana bak. Deli gibi koşturunca albay gelmeyecek mi zannediyorsun? Ver şunu bana, kapıyı tut. Kolay gelsin Sultan abla. Sağ ol Suzan'cığım. Hoş geldiniz albayım. Hoş bulduk. Neyiniz vardı acaba? Suzi rengimin kötü olduğunu ve kötü göründüğümü söyledi. Şöyle bir tansiyonuma bakarsanız benim de içim rahat eder. Gerçekten de çok yorgun görünüyorsunuz. Oluyor mu şişik? Eskisinden daha yeşil oluyor vallahi. Ben sana bir şey diyeyim mi lan? Flama süper oldu da bunu kurutmak lazım şimdi. Kurutmak mı lazım? Anam, bunun kurumasını kadar akşama kadar bekleyemeyiz ya. Divana harbi bileceğiz. Panik yok. Kulağımın dibinde gamlı baykuş gibi ötme. Nasıl kurutacağımızı biliyoruz herhalde. Madem nasıl kurutacağını biliyorsun da bana nasıl kurutalım diye niye soruyorsun? Dengesiz doğum. Ödümü patlatacağız, sen söyleyeyim ya. Tamam, yok bir şey yok. Yok şişik yok. İyi oğla, iyi oğla. Zamana karşı yarışıyoruz. En çok ben oğladım zaten. En çok beni kuruttun makine gibi. Kaçayım. Tamam, kurumuş bu derler. Siz hemen fırlayın, Sultan Hemşire'ye gidin. Buna başarılı bir operasyonla arma nakli yapsın, tamam mı? İçimden biz kurtulacağımızı söylüyor. Aman dikkat edin ha, sürünerek gidin. Kimse görmesin, bir görürlerse var ya hepimiz yanarız. Kendinizi çok yormuşsunuz. Biraz stres var galiba. Evet, şu alay gününden bir alnımızın akıyla çıksak. O zaman vitamin takviyesi şart. Şeker, ay komutanım. Şeker komutanım. Evet babacığım, vitamin şart. Komutanım, aslında gayet iyisiniz yani. Ama biraz önce
Biraz dinlenmem gerektiğini söylemiştiniz. Aa, aşk olsun babacığım. Modern tıbba inancın yok mu? Hem iyileştiğini sorun yapan tek hasta sensin herhalde. Sizin de işiniz var burada. İş bitti mi? Boya bitti komutanım. Boya yetti de hani iş bitti. O haberdarlığını dedik. Güzel. Teşekkür ederim hemşire. Rica ederim. Çok. Çatma. O ne be? Çoğu gitti azık abi. Dikmek kaldı şimdi. Dikiş. Armalar diktiğim bir tamamdır. Pek yetişeceğe benzemiyor. Ne dersin Levent? Merak etmeyin komutanım. Askerim beni mahcup etmez. Belli. Bugün sizin bölüğün günü mü yoksa alayın günü mü? Anlamadım komutanım. Baksana bütün bölüklerin, taburların, flamaları burada. Alay flaması yok. Çavuş! Emredin komutanım. Hemen gidip alay flamasını getirin. Emredersiniz komutanım. Ne kadar kaldı Sultan Hemşire? Tamam hayatım bitti. Dur şurayı da dikince bitti. Flama bitti ama ben de bittim vallahi ya. Dur be daha ne bitmesi be. Daha bunu gidip albayın masasına bırakacağız. Ortada dere yok. Sen parçayı sıvıyorsun. Şişik. Anam! Birileri daha geliyor. Burası İstiklal Caddesi'ni geçti ya. Ne biçim revir bu ya? Buyurun efendim. Buyurun. Burası da siz ne arıyorsunuz burada? Komutanım hemen izah edeyim. Ben Jumbo arkadaşımıza demin kaymaklı bir bisküvi gösterdim. O da bana iştahım yok dedi. Ben de bir şeylerin ters gidebileceğini düşünerek onu kaptığım gibi şeye getirdim revire. En iyisini yaptınız. Tek bugünkü ördek yürütünü yaptın mı? Zira ördek yürütü antibiyotik gibidir. Tekit tarihte bir tekrarlanmak da etkisini yitirir. Komutanım, vallahi biz bu gidişle bu ördek yürüyüşünden evrip geçirip ördek olacağız. Defolun çabuk. Emredersiniz komutanım. Durun. Öyle değil. Ördek yürüyüşü pozisyonu al. İttikamet havuç batı. Vak. Neyse efendim. Oğlum yürüsenize ya. Başımı yakacaksınız. Ya kardeşim niye kızıyorsun? Çocuk botunu bağlasın gideceğiz. Kalıcı değiliz merak etme. Vedat, menpilim bitti. Hayır, salma kendini. Farz et ki albayın odasında 1,5 porsiyon tereyağlı İskender var. Onu almaya gidiyorsun. Ben öldükten sonra ne öreyim İskender'i la? Lan şişik anlamadığın şey şu. Eğer biz bu flamayı albayın odasına bırakmasak zaten ölmüş olacağız. Ah, al sen flama bırak. Ver şunu ver. Evet sevgili seyirciler. Vedat flamayı aldı ve starting box'taki yerini bekliyoruz. Start verildi. Günün 4. koşusu başladı. En dış kulvardan Vedat koptu geliyor. Ne geziniyorsun ortalıkta? Komutanım, alay komutanımız beni çağırmış, ona yetişmeye çalışıyorum. Alay komutanı odasında yok. Az önce gösteri binasına doğru gitti. İyi ama ben yine de beklesem kapıda. Aması ne asker? Bunun nesi var? Baldırına gram girdi. Al arkadaşını da doğru görevimize başına, hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi sallanma. Seni ne yapsın? Kalk bana yetiş çabuk kalk. Yavaş oğlum yavaş daha yavaş. Ne yapalım abi emekleyelim mi? Ya bizim arazi mafyasının albayımın odasındaki operasyonu daha bitmemiştir yavaş. Sen! Almancık hadi. Kaynak yapma. Görevin başına geç. Tamam. Yavaş. Hadi tamam. Ne be? Gidiyoruz işte. Evet
Sevgili seyirciler, Vedat rekora koşuyor. Hava tahirsiz ve rekora elverişli. Fakat finish çizgisi gözükmüyor. Vedat bacaklarını hissetmiyor. Ne oluyor lan Vedat? Yettim, yedim. Dayan. Dayan, yettim. Şişik, sana son vasiyetim. Beni Bodrum Türk Bükü'ne, yok yok, PTT plajına gömün, orada daha güzel hatunlar var. Salma kendini, geçici bir yorgunluk bu, salma. Bak kardeşim, bak senin telliksiz anıtını yaptıracağım Bodrum Kalesi'ne, şu filamayı yatıştırsak, hadi devam et. Dur, dur! Sağa dön! Sola dön! Sağa dön! Sola dön! Dön sola! Ne karışıyorsun sen? Sen ne karışıyorsun kardeşim, olma şimdi! Manganın sorumluluğu bende. Sen öyle san. Ben de çavuşum aslanım. He tamam oldu, sola dön! Asker! Asker dikkat! Sola dön! Uygun adım! İleri! Marş! Ne iş kanki ya, duvara mı tırmanacağız? Konuşma oğlum, amcanın sayesinde zaman kazanıyoruz işte, dönün mü? Sağa dönüp yürürseniz oğlum, Levent Usta hemen filmayı bekliyor. Ha sen şimdi diyorsun ki, paşaya karşı gel. Koskoca paşaya karşı gelelim. Ben Sadullah, paşaya karşı geldi dedirtmem. Asker! Kim size durun dedi? İleri! Marş! Ben birazdan denetlemeye geleceğim. Emredersiniz komutanım. Siz devam edin. Refet Paşa'nın askerleri asla pes etmez. Komutanım, Refet mi dediniz? Adınız Ferit değil miydi? Sen İngiliz Kemal misin? Komutanım, ben buradan geçiyordum. Refet Paşa da emir verince askerlere ben ondan kalmak durumunda şey ettim. Tamam kes, hadi işin başına. Emredersiniz komutanım. Kusura bakma çavuş, sen vereceksin tabii emirleri ya. Tamam, siz takılın kafanıza göre. Hadi görüşürüz. Sağa dön! Uygun adım var! Başardık! Başardık Allah'ım! Vallahi deriz o zaman bu kadar sevinmezdim ya. Sevinçten göz pınarlarım doluyor. Estek közdek karargah destek, estek közdek karargah destek. Selam dur. Gel. Gel buraya gel, filamayı alacaksın değil mi? Çavuşmuş, al şunu. Hadi devam et. Vedat, ya bir şey soracağım. Sen demin albayın odasında 1,5 porsiyon İskender mi var demiştin? Ha, dedim evet. Nerede? Burada. Yer misin yemez misin? Gel buraya lan! Aç! Şişin! Aa! Ben bugün bir şey yemedim! Bırak beni!